Zeynlem Kızçeler, diyetimin ikinci günü ama böyle bana çok uzun bir zamanmış gibi geliyor. Ama hiç problem değil. Çubuk krekerim çantamda, yürüyüşe gidiyorum. Hem dedim yürüyüşümü yapayım, hem kızçelerimle dedim sohbet edeyim dedim. Yolu uzattım, yürüyüş yerine giderken bile yolu uzattım kızçeler. Şöyle kendimi de göstereyim. Bütün gün temizlik yaptım. Ondan sonra işte diyet şeylerinden yedim. Krekerim de burada. Acıkırsam yerim artık. 2 saat kadar eve gitmeyi düşünmüyorum. Ay, çok nefes var burada. Arkadaşlar. Öncelikle güzel yorumlarınız için, güzel düşünceleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ama bazı sıkı takipçilerim bir şeyi çok araştırıyorlar. Detaya çok fazla takılıyorlar. Şimdi benim anlatmadığım bir şeyi ısrarla sormayın. Hepinizle telefonda konuştum. Kiminizle dün, kiminizle önceki gün, kiminizle 3 gün önce. Ben size söyleyeceğimi söyledim. Ama tekrardan bir şeyi dibine kadar inmenin bir anlamı yok. Siz bana sordunuz, ben size cevap verdim. Lütfen ya. Her neyse, olan oldu. Yaşanılan yaşandı. Söylenen sözler söylendi. Çok güzel kuyum da kazıldı. Sonra inkar edildi. Problem mi? Değil. Yapan her zaman kendine yapan. Bana kimse bir şey yapamaz. Çünkü ben kimseye hiçbir şey yapmadığım gibi, hiçbir şey yapmadığım halde bana yapılan bir şey varsa bedeli çok ağır ödenir. Ama bu dünyada, ama öbür dünyada. O yüzden benim çok kale almadığım şeyleri kızçeler, sıkı takipçilerim, siz de çok fazla şey yapmayın. Kimsenin kanalına gidip de benimle ilgili bir şey yazmayın. İşte öyle engeli yersiniz. Tamam. Burada 4 kişiden bahsediyorum ben. 4 kişiden bahsediyorum. Bana sormadan böyle iş yaparsanız o biçim engellenirsiniz. Yapan yapmıştır. Olan olmuş, üstünden geçmiş. Ya bir de şöyle bir şey. Sormayın, gerçekten sormayın. Çünkü ben konuşmak istemiyorum. Siz böyle yaptıkça ben gerçekten üzülüyorum. Benim üzülmemi istemezsiniz herhalde. O yüzden çok detaya girmeyin. Anlatılacak bir durum olursa ben zaten anlatırım. Bilmiyorum, inşallah çekiyordur. Sinekler. Ama şöyle de bir laf var. Dinsizin hakkından imansız gelir. Ben kimin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Kimsenin benim için yaptığı bir gram iyiliği de unutmam. Bir gram kötülüğü de unutmam. Kim benimle ne konuşmuş, bana ne anlatmış. Hepsi hafızamda. Hepsi. Onlar yeri gelir lazım olur. Onlar dursun. Köpek ne kadar zayıf arkadaşlar. İlk defa gördüm bu köpeği burada. Gün olur, vakti zamanı gelir. Çıkarırım, ortaya koyarım. Her şeyin bir sırası var. Böyle yani. Kolum ağrıdı. Yine mis gibi ıhlamurlar kokuyor kızçeler. Mis gibi kokuyor ıhlamurlar. İnsana huzur veriyor. Yani millete laf lazım, millete dedikodu lazım. Tutturmuşlar bir de şimdi ben oğlumu çalıştırıyormuşum. Pardon ya. Benim oğlum 21 yaşında, çocuk değil ki. Çalışıyor, kendi parasını birikim yapıyor. Bana mı veriyor ya da ben mi alıyorum zannediyorsunuz? Allah'a şükür benim başımda kocam var. Hem emekli maaşı var hem de çalışıyor zaten. Hani çocuğumun parasına ihtiyacım yok ki benim. Ha verse alırım, o ayrı bir konu ama birikim yapacağım dedi, saygı duydum. Bunu bile söz konusu haline getirmişler.
Umurumda mı? Tabii ki de umurumda değil. Zaten böyle çok konuşanların duyduk, gördük bugün neleri olduğunu, ne tür pisliklerinin çıktığını, hepsini gördük. Allah daha beter etsin, ne diyeyim. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Konuşsunlar, günahımı alıyorlar. Öyle yani. Oh, kadındaki keyfe bak. Ben kendimi böyle keyif düşkünü bilirdim ama keşke gösterebilsem size, ama göstermeyeceğim çünkü biliyorsunuz bir insanın habersiz videoyu çekmek yasaktır. Öyle benim güzel kızçılarım. Akşam canlı yayınımız vardı. Bu videoyu yarın izlerim daha doğrusu. Ben şöyle diyeyim. Perşembe günü canlı yayın yaptım ya, perşembe akşamı. Yayınımız gayet güzeldi. Evet, bazı arkadaşlar çabuk kısa kesin demiş. Kısa olması daha makbuldür. Güzeldi gene de. En kısa zamanda gene yaparım. Ondan sonra. Aa, kuş hasta mı ne? Uçamıyor. Ne oldu sana? Kedi geliyor yanına. Ne kadar kalabalık. Şöyle göstereyim. Çubuk kreker yiyorum. Kraks, tuzlu. Çok severim bunu. Su da almadım yanıma ama ileride market var, su sarsam alırım. Yeşilliğin kokusu çok güzel. Seviyorum zeytinburnunu. Kaç senedir burada oturuyorum. Ama bir de demişler ki, benim evimi eleştirmişler. Ondan sonra ne demişler ya, dur bir arkadaş söyledi. Kiracı değilim canım, merak ettiysen. Kiracı olsam da söylerim yani. Kayınvalidemin evinde oturuyorum. Kira vermiyorum. Tapusu benim üstüme değil, eşimin üstüne değil. Ama kayınvalidemin üstüne. Kayınvalidemin evinde oturuyorum. Çok merak ettiyseniz bunu da söyleyeyim. Yazmış oraya, Zeytinburnu'ndan İstanbul'dan ev almak kolay mı? Doğru, çok zor. Ama doğru, kendimiz almadık. Hazıra konduk diyebiliriz. Ne çekirdek diyorlar. Çekirdek deyip geçmeyin arkadaşlar. O kadar çok çekirdek tüketimi var ki Türkiye'de. Anlatamam size. Saatimiz de erken. Yakında diyecekler. Asin'in çocukları Asin'in de değil. Evlatlık almış. Bu kadın doğum yapmamış. Bunu da çıkaracaklar ortaya yakında. Ben neymişim ya? Kızçeler. Kırmızı ayakkabılarımı da giydim. Dümdüz bunlar. Çok rahat ama hiç sevmem ben böyle düz ayakkabıyı. Kreker yiyorum inşallah. Ağız çapırdatma sesi gelmez size kızçalar. Tuzlu tuzlu çok iyi geldi. Doğruyu söylemek gerekirse evet, hazmedemediğim şeyler var. İçten içe çok sinirlendiğim, çok kızdığım şeyler var, konular var. Ama ne diyorum, her şeyin bir sırası var. Ben sadece beklerim, şimdilik beklerim. O yapılan hata ikinciye tekrarlanırsa, işte o zaman tutsunlar beni, tutabilirlerse. Ben şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Hani özelden yazıştığım, konuştuğum arkadaşlarım, tekrar rica ediyorum, lütfen. Benden alamadığınız cevabı gidip de başka kişilerin sayfasına yazarak kendinizi küçük duruma düşürmeyin. Eğer o kişilerin kanalına gidip de yazarsanız, o kişi kendini bir şey zanneder. Hatta benim yaptırdığımı, benim yazdırdığımı zanneder. Eğer ki birazcık beni düşünüyorsanız, hani çok sevdiğinizi söylüyorsunuz ya, ben de sizleri seviyorum.
Lütfen, bir videomda daha bahsetmiştim. Hiçbir takipçim, hiçbir arkadaşım benim kanalımdan başka bir kanala gidip de benim ismimi kullanarak lütfen bir şey yazmasın. Sizden bunu gerçekten rica ediyorum. Baksanıza. Ay. Yani ben YouTube kanalımı açtığımdan beri kimlere göğüs gerdim, kimlerle savaştım. Ben tabii ki de bu olan bazı şeyleri de atlatacağım. Buna gerçekten inanıyorum. Sahile mi gitsem acaba kızlar? Aşağısı sahil, sahil bana yakın. Zeytinburnu telsizde oturanlar bilir zaten. Sahil bana çok yakın. Gidebilirim. Ay süper kokuyor ıhlamur. Ihlamur çayını hiç sevmem ama kokusuna bayılırım. Bir de şeye, akasya çiçeğinin kokusuna. Yok çiçek gül falan kopartmayacağım. Bugün evde yeterince çiçek gül var. Yürüyüşe çıkarken bitişik komşumla karşılaştım. O telefon açmıştı. Kahve içtin mi diye, içtim demiştim. Kaç gündür komşumu da ihmal ettim. Yaklaşık bir haftadır. Ne gittim? Zaten gitmem ben de. Onu da kabul etmedim. Video çekiyorum, canlıydı, şuydu, buydu. Şimdi şeyde, kapıda en aşağıda karşılaştık. Nereye gidiyorsun dedi. Yürüyüşe dedim. Boş ver dedi yürüyüş. Hadi yukarı çıkalım. Yok dedim, yürüyüş yapacağım. Eve geleceğim dedi. Haber ver dedi. Kahve içelim dedi. Ondan sonra eğer dedi kapıyı açmazsan dedi vallahi kapıyı kırarım dedi. Evet haklı çünkü. Sağ olsun, beni sever, ben de onu severim. Şu elimdeki çöpü de atayım da devam edeceğim sohbete, konuşmaya. Kızçeler, az önce çektim ama çekmemiş. Ay şu kötü bakıyor köpek bana. Arkadaşlarım, bu videoyu yapmamdaki anlam, lütfen beni seven takipçilerim, beni seven arkadaşlarım, bir başka bir herhangi bir kanala gidip de lütfen hiçbir şey yazmayın. Hatta ortak tanıdığımız kişileri ararsanız bile, hani aradığınız zaman benimle ilgili hiçbir şey konuşmayın. Bunu sizden rica ediyorum. Hani bir kişiyi arayıp da yani bir şey sorduğunuz zaman o kişi kendini gerçekten bir şey zannediyor. Bir şey öğrenmek istiyorsanız direkt bana sorun. Ha söylerim ya da kısmen söylerim. Beni gerçekten mutlu edersiniz. Vedalaşalım. Bu videomuz da kısa olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Ne diyeyim daha doğrusu? Sadece yani pişmanım da demiyorum. Yok, pişman değilim. Böylelikle bazı kişilerin karakterini gerçekten öğrenmiş oldum. Karakterini, düşüncelerini, nasıl arkamdan kuyu kazdığını, bunları öğrenmiş oldum. Pişman mıyım? Değilim. Ama sadece bundan sonra ne yapacağız? Müsait değilim. Kaçan kovalanır misali. Karga öyle bir bağırıyor, öyle bir bağırıyor ki. Öyle yani. Kızçeler. Krekerim duruyor. Hepsini yemedim ha. Hepsini yemedim ama susadım. Şeyden markete uğrayacağım şimdi. Patates alacağım oradan. Haşlamalık patates. Patates haşlayıp yoğurtla. Yarın ama şimdi değil. Yarın yiyeceğim. Ay güneş geldi gözüme. Sonra da su alacağım oradan. İnsanlar da bana bakıyor video çekerken. Sanki açıkta bir şey görmüşler gibi. Pür dikkat bakıyorlar arkadaşlar. Bu arada üçüncü turumu atıyorum. Kırmızı ayakkabılarımla. Ama nefes nefese kaldım. Üç tur daha yapmalıyım. En azından altı tur olsun. Kızçeler, videomu bitirmiştim ama babalar günü aklıma geldi. Gittim. Hediye almam gerektiğini düşündüm kızçalara ama şöyle bir şey oldu. Oh. Önce kendime bir ayakkabı gördüm. Babalar günü ama olsun. Kendime şöyle bir spor ayakkabı aldım. Puma'dan.
Beğendim. Ondan sonra yani babalar günü diye gittim ama şöyle 37 numara. Şöyle göstereyim. Beğendim, hoşuma gitti. Hiç de alışveriş amacıyla gitmemiştim. Şöyle göstereyim. Aykı, bu fiyatları çok pahalı arkadaşlar. Bakın şurada fiyatı yazıyor. 3300 lira. Sonra gittim. Dedim ayakkabının üstüne dedim elbise lazım. Gittim kendime bir elbise aldım. Şöyle ifil ifil. Çok güzel. İfil ifil. Babalar günü için gitmiştim ama. Bir de şunu aldım. Kısçeler. Bunun yakası biraz fazla açık ama. Renk çok güzel. Neyse. Bunlar burada kalsın. Sonra toplarım. Ama çanta da burada kalmış. Kocama da aldım. Kısçeler. Dur açayım. Babalar günü hediyesi. Şöyle. Beyaz. Beyazı sever kocam. Bir tane de. İki tane aldım kocama bak. Bir tane de şunu aldım. Aldım almasına da. Aldım almasına kısçeler de. Çantada kalan paramı göstereyim size. Vay be, 10 lira. 10 liraya ne alabilirim? İki tane sakız. Zürtüm. Yani kocamın parasıyla kocama hediye aldım. Kendime de bir pay çıkarttım ama iyi de yaptım. Çünkü şöyle arkadaşlar. Ben olmasaydım kocam baba olmayacaktı. Değil mi? Olurdu belki ama böyle güzel iki tane oğlu olmazdı. Öyle düşündüm. Bunları da oradayken beğendim ama eve gelince de sanki pek beğenmedim gibime geldi. Ama hep beyaz vardı. Bir sürü ayakkabılarımın hepsi beyaz. Bu da böyle renkli olsun dedim. Bilmiyorum. Zaten ben hiç ayakkabı eskittiğimi bilmem. Haydi bakalım. 10 lira. Bozdur bozdur harca. Hiç adil değil. Kocamın parasıyla hem kocama hem kendime hediye alıyorum. Ama nasıl kocama seçtiğim ayakkabı modelleri güzel değil mi kızcalar? Ne kadar yoruldum. Ne kadar yoruldum bunları seçene kadar. Kaç numaraymış? 40, 42 almıştım zannedersem. Ay. Evet. Adamda boy var deve gibi. Benim boyum 1.60, adamın boyu 1.88. Ama size şunu söyleyeyim. Ya arkadaşlar, ballıyım gerçekten. Yani bu babalar günü hediyesinden bile kendime bir pay çıkarttım ya. Aferin bana. Bu arada tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Bu çiçekleri de kocama vereyim. Parttan yoldum ama kocam sever çiçekleri. Bazen diyor iş yerine neden çiçek göndermiyorsun, ben sana gönderiyorum falan diyor. Tekrardan öpüyorum sizleri kızçılar. Hoşça kalın. Asi ile kalın.